Çok farklı konuları konuştuk sizle. <gülüyor> <gülüyor> bir farklı özelliğiniz daha var. Yani Türkiye'nin en beğenilen ressamlarından birisiniz. Estağfurullah. Yani böyle alanında isim. Sulu boya yapmış. olarak Hı -hı. böyle bir şey var. Tabii ilgi evet. var ama ben onu çok böyle en tepede duran bir insan falan gibi görmüyorum kendimi. Sulu boya yani. alanı ama son yıllarda yağlı boya. ...çalışmalarınız da ekleniyor hı hı. buna değil mi? Evet. Hı hı. Bir farklı özelliğinizden de bahsedelim. Herkes bilmiyordur herhalde Ömer Bey'in bu özelliğini. Eski resimlerin... ...restore edilmesi konusunda da... ...ciddi bir yeteneği var. <laughs> Ve başarıyla... ...yapıyor ki bu çok zor bir iş. İlla sizin resim... ...tekniğinize sizin... ...tarzınıza uyması gerekir mi? Yoksa sizden... Çok farklı tarzdaki bir, bir resme de restore edebiliyorum musunuz efendim? Şimdi ben e, klasik bir sanatçı Hı -hı. olduğu için yani Hı -hı. resimlerim resimimin dili klasik resim dili olduğu için e, kabul edersin ki önüme gelecek olan resimlerde antika ve klasik Hı -hı. resimler Hı -hı. olacaktır evet. bunlar. Yani o klasik resimlerde restore ederken çok fazla zorlanmıyorum açıkçası. Hı -hı. Çünkü zaten tarzım da buna yatkın olduğu için öneme gelen bir şeyi, bir eseri ee, çok zorlanmadan e, kendi orijinal halini hiç bozmadan restore edebiliyorum. Evet. E, bu tuvalinde bir yıpranma olabilir, e, kesik olabilir, e, ne bileyim çukurlaşmış Hı -hı. bir bölge olabilir, Hı -hı. dökülmüş boya olabilir. Hı -hı. Bunları tamir etmek çok de, çok zorlanmıyorum açıkçası. Hı -hı. Ha bunu çok bilinçli yaptığımda söylenemez ama ee, aslında aslında bakan kişi aslında orijinalinde e, neresinde bu onarımı yaptığımı sezemiyor. Zaten bu da e, Tabii bu usta işin gözlerden başarılı... bahsediyoruz. Evet. Tabii, tabii. Herhangi bir insandan bahsetmiyoruz. Tabii. Bu işten anlayan ya da bir sanatseverden bahsediyoruz. Evet. Onlar anlayamadığına göre gayet, <gayet başarılı Hatta ben bile ne? bazen "Ya ben bunu neresini tahmin ettim?" Bununla ilgili bir eğitim aldınız mı? Hayır, almadım. tamamen sezgisel mi? Sezgisel. yetenek. Evet. evet sezgi tamam, e, diyelim o tür şeyler çok e, yaptınız mı bu tarz çalışmaları e, çok fazla tarzlarını? olmamakla birlikte zaman zaman önüme geliyor bu tip şeyler e, bu Hı -hı. tip işler e, onlarda böyle restorasyonlar yapıyorum e, yani şöyle tarif edeyim yani bu, dök, bu çoğunlukla boyanın üzerinde yani eser üzerindeki bir Hı -hı. tahribat resmin Hı -hı. dökülmesi boyanın dökülmesi e, o boyayı orayı zaten e, resmi orasını tamir ettiğiniz zaman ee, attığınız boya eğer e, yani o onarım sırıtmıyorsa e zaten. Resmi orijinaline benzer bir şekilde yaptınız demektir yani. Evet. Bu evet. kadar Ama basittir bunun mantığı. Size göre tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa çok zor e, o rengi tutturmak. E, belki de bilmiyorum 200 yıl, 300 yıl öncesinin bir resmi de gelebilir. Tabii tabii. E, günümüzden 100 yıl öncesinden de bir resim gelebilir günümüze daha yakın. Evet. E, o rengi bulabilmek, oturtabilmek gerçekten dışarıdan bakıldığında çok çok zor görülüyor. E şimdi ressamsanız zaten hani Hı -hı. E, rengi biliyor olmanız lazım her şeyden önce. Hı -hı. Yani boyanın yapısını, kimya aslında. Orada işte hı hı. E, Orijinali çalışan sanatçının nasıl e, çalıştığını fırça fırçasını nasıl orada e, yumuşak bir dokuyla doku haline getirdiğini renkte hı hı. orada seziyorsunuz zaten o sezgiyi yakalamazsanız zaten. Bir kere Hı -hı. onarım işi çok ciddi bir iştir. Güvenmeyen kişinin bence böyle bir şey yapmaması lazım. Çünkü evet. orijinal bu resmi de bozulur. kadar e, bir adet verebilir miyiz? Kaç tane resmi restore ettiniz bu resmi? Ya Çok e, çok fazla değil tabii ama zaman zaman geliyor. Yani ben böyle e, sayı vermekte evet. çok Ama zorlarım. çok özel örnekler olduğunu söyleyelim. Evet, çok evet. eski resimler olduğunu söyleyelim bunların. E, siz izlenimcisiniz. Yine e, tabii ki kendi tarzınızın dışındaki ressamları da takip ediyorsunuzdur mutlaka evet. diye düşünüyorum. Türkiye'deki sergileri e, gezer misiniz? İsme mi bakarsınız ya da o ressamın tarzına mı bakarsınız bir sergiye gitmek istediğiniz zaman? Ben e, açıkçası isme çok fazla bakmıyorum. Yani hı. benim için e, o resmin ne anlattığı, o sanatçının e, meramını nasıl ortaya koyduğu çok önemli. Yani resimde o, o sanatçının resminin dili beni çok ilgilendiriyor. Hı hı. Yani e, çok ünlü sanatçılar zaten hani onlar zaten kendilerini aşmış olan insanlar. Hı hı. Benim için onlar da yeni, bana göre bir yenilik olmuyor. Yani zaten e, sanat tarihi onları belli bir yere getirmiş ve oturtmuş. Hı hı. Benim için yeni keşifler çok önemli. Yani hı hı. sanatta, sanatçıda yeni keşifler çok önemli. Yani Genç bir sanatçının eseri de beni etkileyebilir. Yani izlediğim hı hı. zaman... Hı hı. E, hiç ayırt etmiyorum açıkçası. Son yıllarda peki ülkemizde özellikle sergileri gezdiğimizde böyle yeni keşiflere rastlıyor musunuz ya da yeni Var var tabii tabii. Hı -hı. Çok ciddi anlamda yani resimde Hı -hı. çok böyle çok hızlı, çok sıkı bir kuşak geliyor arkamızdan yani. Aa, güzel. Geliyorsa. Bunu duymak sevindirici sarı, sarı. umarım. Ee, sanat sanatseverler de aynı ölçüde hem sayıları hem e, ilgileri de artarak evet. bu buluşmayı ressamlarımızla gerçekleştirebilirler. Dünyadan eee Sevdiğiniz, beğendiğiniz ressamlar yine e, izlenimciler mi? Tabii tabii. izlenimciler bir kere e, hiç vazgeçemediğimiz insanlar. Hı -hı, hı -hı. E, klasik resim dediğiniz zaman zaten izlenimcilik bunun başında hı -hı, geliyor. E, klasik zaten adı üstündedir. Yani her çağ damgasını vuran, hı -hı, hı -hı. her zaman evet. e, kendi orijinalliğini, evet. kendi yerini e, koruyan. Bu sadece resim de değil biliyorsunuz. Yani hı -hı, sanatın hı -hı. her alanında, yani müzikte, edebiyatta, yani klasikler asla vazgeçilmeyen, her çağda kendi varlığını koruyabilen eserler. Hı hı. E, o yüzden hani Van Gogh'lar, ne bileyim işte e, Picasso'lar, Monet'ler bunlar hı hı. E, az asla vazgeçemediğimiz sanatçılar bizim. Her zaman onları izleyip e, yeni keşifler yapabiliyorsunuz eserlerine baktığınız zaman. Yani hı hı hı. Önemli olan o zaten. Zaten sanat sürekli bir tekamüldür. Sürekli gelişmedir. Hı hı. Bir bilimdir bana göre sanat yani. Evet. Ucu bucağı olmayan. Evet. sanatçı yaşadıkça e, sanatçıyla birlikte gelişebilen bir kavramdır bana göre. Yani. E, resim dışında da farklı uğraşlarınız var. E, daha farklı bir hayat tarzınız var. <gülüyor> evet. <laughs> e, Kıyafetinizden de ve, <gülüyor> <gülüyor> motosiklet ve motosiklet ve dağ, dağ tut etmişlerdi. Tutkunum var evet. Motosiklet ve e, dağ, dağ tutkunu. Evet. Yani eee dağcılık tabii şimdi bu ilerleyen yaşımızda pek e, yapamadığımız bir şey ama en azından trekking ve hiking gibi Hı -hı, ...yüksek hı -hı. irtifa çıkışları, yürüyüşleri yapabiliyoruz. Hı -hı. Bir grup arkadaşlarımızla... ...bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde, bölgesinde... Hı -hı. ...özellikle Kuzey Anadolu bölgesinde... ...Karadeniz bölgesinde... E, ...buralarda yaptığımız uğraşlar bundan. E, o gezilerden tabii edindiğim... Hı -hı. ...izlenimleri de zaman zaman... ...resimlerime konu ediniyorum. Hı -hı. E, bunu son yıllarda... Bu, ...motosiklette kattım bu şey, uğraş alanına... ...ki çok seviyorum çünkü. Hı -hı. Biliyorsunuz artık trafik... Ee, ...artık içinden çıkılamaz bir hale geldi. Evet, evet. Arabamdan nefret eder duruma geldim şu anda. Evet. Ulaşım kolaylığı sağlıyor ama... ...şimdi o... E, ...kültür... E, ...bizde maalesef çok yerleşmediği için... Hı -hı. E, ...motosiklet kullananların... da ...çok çok dikkatli olması gerekiyor... Evet. E, ...ülkemizde. Sürücülerin de tabii... E, ...onlara gösterdikleri saygıyı arttırmaları evet, gerekiyor. kesinlikle öyle. Bunu da söyleyeyim. Yoksa çok keyifli. Hatta ve keyifli, ben çok şunu güzel. da... ...eklemek istiyorum... E, bana göre her sürücünün bir de motoru olmalı ki Anladım. motosiklet sürenin ne kadar... <laughs> iki İki üzerinde risk taşıdığını bilmesi lazım. Yani. Evet. Ona dikkat etmesi Yani ona bir dört tekerlekli araç muamelesi asla yapmamak evet. gerekiyor. Bu mesajı da verelim. <laughs> çok teşekkür ederiz Ömer Muz programımıza katıldığınız için. Ay, az bir zaman kaldı serginizin Hı -hı. açılmasına. E, Rahmi Koç e, Müzesi'nde olacağını, bundan sonraki ilk sergisini Sayın Ömer Muz'un hatırlatalım tekrar. Çok çok teşekkürler ben teşekkür efendim. teşekkür ederim. Başarılar, kolaylıklar. Evet, evet. Sevgili seyirciler, e, ressam Sayın Ömer Mus bugünkü konuğumuzdu. Bir sonraki programımızda da sizlerle buluşmayı diliyoruz sevgiyle kalın.